Merhaba arkadaşlar. Dün e, bu satrançla ilgili bir video çektim. Baya hoşuma gitti. Yalnız hamleleri düşünürken şimdi hem zamana karşı yarışıyorum hem karşı rakibi yenmeye çalışıyorum hem de borsa ile ilişkisini anlatmaya çalışıyorum. O yüzden çok zor oluyor. E, cümleler yarım kalmış. Tam anlatamamışım. E, gerçekten satranç oyunu e, şeye benziyor. Borsa yatırımı her an, her aşamasında doğru kararlar vermeniz lazım. En ufak bir e, yanlış kararda oyunu kaybediyorsunuz. Şimdi rakip benden iyi, 1729 puanı var. Benim 1674. Bu aralar uzun süredir oynamıyordum. E, bu aralar kendimi, düşüncelerimi toparlayamıyorum. O yüzden puanım düşük. Bir ara 1800, 1900'a kadar da çıkmıştım. Şimdi baktım daha yukarı gidemiyorum. Adamların 3000 puanı var. Benim zekam mı yetmiyor? eğitim mi yetmiyor? Anlamıyorum. Aynen borsada da böyle oluyor. Yani bir şeyleri doğru analiz ediyoruz ama bu sefer e, hani dedik ya babadan atadan bu işi öğrenilmeyince Warren Buffett 11 yaşında öğrenmiş. E biz ne yapmışız? Eee Şey yapmışız, 20 yaşından sonra öğrenmişiz. Kimseden bize anlattığı yok. 45 yaşından sonra bir hikaye, bir FK, bir PDD öğrenmişiz. O yüzden bu 6 ay çok güzel yükseliş oldu. 6. aydan bu yana hisseler yükseliyor. Ama biz tam anlamıyla yararlanamadık. Şuraya biz saldırı hazırlığına geçeyim. O da bu taraftan geliyor da geç kaldı gibi. Şimdi dünkü olayda e, çok güzel pozisyonlar olmuş şey için e, borsa ile ilişkisini anlatmak için ama. İşte bak gördünüz mü şekil A bizi düşürdü yani işte aynı anda 5 iş yapılmıyor. Borsada da durum bu. Çok kötü oldu. Şimdi verdik güzelim attı. Onun intikamını nasıl alacağız? Rakip bizden hızlı çıktı. Yapacak bir şey yok. Baya bir zaman kaybı yaşıyorum gördüğünüz gibi. Yarım dakikadır düşünüyorum. İşte doğru karar veremeyince borsada da aynısı oluyor. Stop loss mu olayım, alayım mı, satayım mı diyorsunuz. O arada hiç bir hamle bulamıyorum. Neyse kaçak bari. Biz de bu hata alırız. Güzel bir hamle çıktı. O arada tabi bunların bir de numarası var da buradan görünmüyor. O yüzden şunu bunu diyoruz. İşte bu nedir? H4'teki atımı alacak. Ben de E4'teki atını alacağım. Ödeşmiş olacağız. O bir piyonumuzu yedi fazladan tabi. Neyse borsa dediğimiz olay işte en başta hisseyi iyice araştırırsınız doğru kararı verirseniz sonra pişmanlık duymazsınız işte en başta ben de konuşmaya dalınca nasıl oldu bilmiyorum bir baktım at gidiyor neyse ki vazgeçti almaktan e, şunu hemen bir koruma altına korumayla mı oynayacağız e, saldırarak mı oynayacağız orası işte şunu boşaltmamız lazımdı ondan önce şey hiçbir şey şey yapamıyoruz saldıramıyoruz Evet tekrar geldi arkadaş durmadan saldırıyor işte bu borsada da öyle durmadan saldıranlar kazanıyor yani yerinde duran e, kazançlı çıkmıyor Çünkü borsa dinamik dinamik olduğu için de aşağı yukarı yapıyor ama ee, bu aşağı yukarı yaparken teknik analizi tam bilen şurayı bir kapatayım da açmazdan bir çıksın. Ee, borsayı tam bilen ne yapıyor? Bu iniş çıkışlarda teknik analizi kullanarak nereden döner, nereye gelir bilir. İşte bu da tecrübe işidir, eğitim işidir. Şu an satrançta da olan bu adam bizden önde zaman olarak ama zorluyoruz hala e, açtı. Ah işte. evet, şu an geri püskürtme vakti. Hele bir geri çık kardeş. E zamanı da kapatmaya çalışacağız. Aha atımız gitti, onun da atı gidiyor. Bu atları bir şekilde değiştireceğiz ve değiştirdik. Evet, ne diyorduk? Borsada da teknik analizi. Evet, arkadaş saldırmaya devam ediyor. Yok bela mısın kardeşim? Buradan bu tarafa dalacaksın. Beni rahatsız edeceksin. Bunu, 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 bunu. Buraya atsan bilir misin? Atamazsın. Hele sen bir gel. Ben şu kalemi de bir oyuna sokayım. Teknik analizi kullanıp şey yapabilirseniz arkadaşlar evet şuna geliyorsunuz. Ona da geldiniz. O yüzden Oo oh, açmaz aldı. Vay 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 vay. Kötü oldu açmaz almaz. Evet, gerçekten kötü oldu gitti güzelim. Zamanımız iyice azaldı. Ben onu da yesen şekerim. Ne yapalım? Gücümüz yetmiyor. Gücümüz yetmiyor, gücümüz. Gördün mü şimdi onu da yiyecek. Abi işte. Kardeş, sakin ol. Ayıp ediyorsun. Şurada şeyi anlatacaktık. Neydi onun adı? Borsayı anlatacaktık. Az ah, zam zaman gitti zaman. Zamanı yetiştiremedik. Gördünüz. Şekil adiye diye. Ben size dedim işte. Borsada da böyle kaybedeceğine inanıyorsan ne oluyor? Ee, oh. <laughs> Zamandan kaybettik. Kaybediyorsun. O yüzden en baştan şey yapmanız lazım. Kazanacağına inanmanız lazım. Ee, kazanacağınıza inanmazsanız ona göre araştırma yapmıyorsunuz, rastgele bir hisse alıyorsunuz ve sonu şekil görüldüğü gibi kaybetmek oluyor. Adam bize dağıttı yani bildiğin dağıttı, dağıttı. Arkadaşın da puanı bizden fazla. Bakın korkacak mıyız? Bu sefer saldıracağım, e, agresif oynayacağım. o e, ooo oh, 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 oh. hadi saldıras, saldır saldırı. Ah, adam rock yaptı. Biz de rock yaptık. Ama adam ya ne yapacak, ne edecek? Saldırak mı, savunmaya mı geçecek? Savunmaya geçtik. Evet. Saldırak mı, savunmaya mı geçecek? Şunun da çıkak da sonra saldırak. Ah işte oraya girmemize izin vermedi. Neyse şöyle de bir gelek. Bu işler arkadaşlar. Eee kolay değil. Gerçekten hiçbir şey kolay değil. Şekil ada görüldüğü gibi. Şimdi bunu geri çekmemiz lazım. Ya da bunu yememiz lazım yani. Ya. Mecbur geri geri çeksek durmadan geri kaçız. Adam saldıracak. Bunlar hep saldırgan oynuyor işte. Borsada da böyle arkadaşlar yerinde durmuyor borsa senin inandığın yine hareket etmiyor şekilada görüldüğü gibi e, e, bunlarla baş etmek zor o gelmiş bunu istiyorsan onu istiyorsun da bize ne var? Hiçbir şey. Şunu şöyle gidip öyle gelip böyle gitsek hadi bakayım. Hadi bakayım şekerim. Hadi al onu al senin olsun. Bak oradan. Kardeş adam bir kere dağıtmaya karar vermiş. Bak dağıttı. Hedefi buydu hedefi bizi dağıtmaktı. Dağıttı. Şimdi biz şu tarafa nasıl saldırıya geçebiliriz? Geçebilir miyiz? Bilmiyorum. Gitsek boş. Neyse zaman kaybı yaşamayalım. Arada baya bir fark oldu yine. Şu tarafa bir kayalım. Bir düşünürüz bir şeyler. Aynen şu an yaptığım şey küçük yatırımcı e, şeyi. Önce diyor bir his e, alalım diyor, sonra diyor e, araştırırız diyor. Bak gördün mü? Saldırganlaşıyor adam saldırıyor saldırıyor, vuruyor vuruyor. A, vur bakayım vur. Ben de geliyorum. Sen sen dur. Aha. Bak gördün mü? Korktu. Ya korktu korktu. Ah işte her taraftan saldırıyor adam. Ben kaçıyorum. Az kaldı. Ee, fırsat vermiyor. Yoksa atımı e, kaçmış bu üçe getireydim. Getiremedim. Ama gelecek. O şey buraya gelecek her neyse adı. Bilgisayar diyordu ya. Fatih Terim. Şimdi hissede de beklersek. Bizim dediğimiz hedefe bir gün gelecek. Bir şah değil mi? Allah Allah. Sıktı bu bana. Saldır saldır ya. Bir saldırıya geçin ben de. Al. Al. Allah'ım E, Oraya kaçtın Ne oldu? Al kaç. Hadi. Durmadan saldırıyor ya. Allah ya. He, sana vereceğim. Al. Allah ya. Bela şey alacak. Ah, ah, ah Sinirlendim ya. Buyurun. Bir at öne çıktı işte. Sürekli saldırınca bak yetişemiyorum. Şimdi ne olacak? Al o da senin olsun. Saldırıya saldırı. Ne oldu? Yemedi mi? Ah saldırıya saldırı. Buyurun. Ne oldu? Hadi hee değil mi al hadi buyurun al işte bu sefer kale gitti görür bu kesin ha gördü çok da hissenin peşine düşersen ben size ne diyorum ya bu borsa tam satranç anlatma olayıdır işte hisse tepe takla aşağıya gidiyor sen maliyet düşürmeye çalışıyorsun ne oluyor Ondan sonra kaybediyorsun. İşte bu da bak biz atın peşine düştük. Ondan sonra adam e, şey neydi onun adı kalemizi yedi. Oyunu aldı. Borsada da öyle. Düşen kağıdın peşine düşüyor. Bütün paracıklar gidiyor. Düşen kağıdın peşine düşmeyeceksin. Düşen kağıdın peşine düştüğün zaman e, zarar ediyorsunuz. A i̇şte şimdi benim oyuncum fazla olsaydı bunu yapmazdım. Daha doğrusu şeye giderdik. A, şu şu yukarı var ya neydi şunun adı? E, vezir yapardık. e Şimdi oyunu kaybettik. Oyunu kaybettin mi yapacağın şey işte buna stop loss diyorlar arkadaşlar ki işkence çekmeye gerek yok. Oyunu terk ediyorsun. Yani dönecek olan şeyden hisseden Neydi onun adı. Bahtın çok düşecek oyunu terk edeceksin. Evet. Bir de biz saldırganlaşalım. Beyaz bana geldi. Demin beyaz mıydı, siyah mıydı? Evet. Bana sabah sabah bu hep e, iyi bilenler oynuyor. E, borsada da aynısı arkadaşlar. Onların e, teknikçileri var. Onların e, temelcileri var. Onların yılların tecrübesi var. Yoksa da olan adamlardan danışmanlık alıyorlar. E Biz ne yapıyoruz? İşte şekilada görüldü ki ben satrancı videosunu bile e, iz, iz, izlemiyorum. E, oynamak, pratik yapmak daha güzel geliyor. Siz de öyle yapıyorsunuz. Muhakkak. Çünkü eee Direk hisse almak daha iyi. Hisseyi incelemekle ne vakit kaybedeceğiz diyorsunuz. Ondan sonra hadi e, saldırganlaşamadık. Bari değişime gidelim. Yani hisseyi araştırmakla vakit kaybedeceğine geliyorum bana sorun, Ali'ye sorun, Veliy'e sorun sevgili kardeşim. Başkasına sorularak hisse alınır mı ya? Ya ben Allah'tan ki vicdan var şey diyorum. Yani Bilmiyorum diyorum. Yoksa iyidir diyeceğim, alacağım, inanacağım, bekleyeceğim, düşecek. Kötüdür diyeceğim, satacaksın, kağıt yükselecek. O sorumluluğu ben nasıl alırım? Yani bu biliyorum diyenler bilse faydası kendine olur. Kendi çok para kazanır. O yüzden kendini geliştireceksin. Ali'ye veliye sorarak hisse alınmaz Danışmanlık alabilirsin. Belki o niyette soruyorsan eyvallah. Ama onun dışındaki bir niyet de o oh, abo oh, oh. iki tarafa birden saldırınca at bu attı, at at ee, evet at çok tehlikeli bir hayvan. Gördüğünüz gibi şeyi fazla atın. Ya şekerim at mısın? Nesin? Bir yerde durmuyorsun. He. Bu at şimdi kendine güveniyor. Kendine güvendiği için bizi e, şey yapıyor. Taciz ediyor. Çok bak geldi değişelim diyor. Değiş kardeşim değiş. Tamam sen atın güçlüdür. Sen yen. Ah, niye yemedin? Yemedin mi? Yemedin mi? Yemediysen yeme. O zaman ne yapalım. Evet. Şekil ada görüldüğü gibi yapacak bir şey yok. Ee, bakalım. Zıpla da zıpla. Zıpla da zıpla. At bu. Zıplıyor. Fil ancak burnun dikine gidiyor. Onu da mı alacaksın? Al hadi. O da senin olsun. Evet. Aldı ve saldırı başladı. Bakalım hangi taraftan kim önce gidecek. Gel gel. İşte o önce gitti. Bu işler böyle. Bazen o önce gidiyor. Bazen siz gidiyorsunuz. Evet. Şimdi gidecek bir şeyimiz kalmadı. Şuradan saldıracağız. O yetişir mi yetişmez mi? Bilmiyorum. Umarım yetişir. Hesap kitap yapmadan Allah yetişecek gibi. Üstünlük saldırı sırası bizde dağıtmam lazım o sürede. Evet. Beraber çıktık. Biz bu yollara. Ama bakalım şey yapabilecek miyiz? Şu veziri değiştirebilecek miyiz? Nereye gidersen git peşini bırakmayacağım. Al işte. Peşini bırakmayacağım dedim. Bırakmadım. Evet. Yine oyunu bize geçti. Bitti. Geçmiş olsun. Evet. Bir şah diyelim. Yetişemedik. Oyunu aldık arkadaşlar. Nihayet e, 1724 olan birini de e, yenmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi. Bundan sonrası çocuk oyuncağı. Bir piyon. Çok işe yarar. Bak kaybetti. Evet. Bu kadar uzun video olmasın. 20 dakika. Şekilada gördüğünüz gibi 1724 puanlık da yedim. Ne dedim ben? İşte bakın oyuna başlarken eee kaybetmenin korkusuyla borsaya başlarsanız kaybediyorsunuz. Kazanacağım diye başlarsanız kazanıyorsunuz. Ama bunu bilinçli yapmanız lazım. Yani ben orta uzun vadede yükselecek hisseyi bulmalıyım. Ona göre araştırıp hazırlığınızı yaparsanız kazanmış oluyorsunuz. Ne oldu? Ben şu an bu 724'e ineceğim dedim. Allah çok üstümüze geldi. Geride kaldık. Zaman olarak gerideydik. Ama bir de bakmışız ki yendik. Ön yargılı olmayacaksın. Araştıracaksın, araştıracaksın hikayesi olacak, hikayesi olacak. PDFK ucuz olacak, ucuz olacak. Vallahi iyi 20 dakikalık video ya. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim.